Şimdi meselesi şeyden bahsediyor. Sanki aşık bir erkek var, aşık o bir kadına aşık olmuş ve kadını elde etmek için büyük uğraşlar veriyor, çabalar veriyor, tamam mı? Bunu mesela sufiler anlatırlar. Efendim Allah'a insan çaba vermeden, uğraş vermeden Allah'a varamaz. Ama onu bu şekilde anlatırlar. Bir erkek var, o bir kadına sanki aşıktır. Şimdi bunu da dini temeli olmadığı için bizim Serhat Bey o zannediyor ki şimdi Allah'a varmam için onda bir kadına mutlaka aşık olmam lazım. O öyle yani. Yani bu derece dinden, dini yetinden yoksun bir çocuk. Şimdi biz o üniversitede biz bununla görüştük. Bu bana dedi ki ben Mesnu'yu okudum. Tam da Mesnu'yu bitirmek üzere. Ama bununla beraber bir arayışınca bu Mesnu'yu bitecek ben ne yapacağım? Tam böyle onun bir kendine göre bir hali var. Bu esnada benimle tanıştı. Bana bahsetti dedi ki böyle böyle Mevlana böyle yazıyor. Ben dedim ki kardeşim yanlış anlıyorsun. Mevlana bunu kastetmiyor. Böyle olsaydı o zaman bugün peygamberler olunca bir kadına aşık olurlardı. Ashab-ı kiramında bir kadına aşık olurlardı. Dedi doğru ya. Ben ona şey dedim, dedim ki kardeşim sen Allah'a inanıyorsam evet inanıyorum. Sonra dedim ki senin bir dinin var zaten. O var. Peki dedim dininin bir kitabı olmasa, bir Kur'an-ı kaide nerede yazıyor? Her dinin bir kaide Kur'an'ı var. Değil mi? Eğer Kur'an'a kim değilse senin kitabın nerede kaide Kur'an var? Ona bir şey dedim. Dedim ki bak sen ne iş yaparsan yap, Allah'a inanıyorsan işte önce dua et. Dua ile başla. Şimdi bu adam çocuk böyle Allah onu razı olsun ve dua ile böyle şeyler başladı. Ne yaptıysa dua ile. Hatta o kadar bize yavaş yavaş ama bu tabii 7-8-9 sene içinde bu oldu. Biz o kadar yavaş yavaş böyle yaklaştık ki namaz kılmak için sonra namaz kılmaya başladı. Namaz kılmak için kendi evinden bizden 3 saat uzaklıkta. Namaz kılmak için bize gelirdi, bizim evimize. Ben ona dedim ki Serhat sen böyle nasıl geliyorsun? Ben biliyorum ki 3 saat namaz içinden çok zor. Dedi ki bana dedi ki Raşit abi ben işte Kur'an-ı Kerim'de bir o hikaye okudum Musa'nın hikayesini. Allah-u Teala Musa'ya sordu dedi ki Musa milletin arkada kaldı, geride kaldı. Sen nasıl böyle geldin onlardan önce? Niye geldin? Kur'an'da var ya böyle bir hikaye var. Musa ile sen Tuğra gittin mi? Allah-u Teala diyor ki Musa milletin geride kaldı niye sen böyle geldin onları arkaya bırakıp geldin? O diyor ki aciltu ileyke Rabbi ile tarza. Ey Rabbim sen ne diyeyim razı olasın diye acile davrandın tamam mı? Senin rızanı için. Ha, hızır davrandın böyle şey diyor. Ve diyor ki ben bunu okuduğumdan beri ben şimdi otobüs durağından iniyorum ya diyor. Ondan sonra ben koşmaya başlıyorum. Ve hep bunu diyorum Rabbim sen razı olasın diye ben koşuyorum. Aynı Musa gibi. Şimdi Allah'ın ona hoşuna gidiyor ki bak bu çocuk bunun ne kadar arkadaş varsa hepsini getirdik, hepsi Yahudi oldu. Ucu 4'ü 5'i ne kadar var ise hepsi Yahudi oldu. Ama kendisi biyet etmiyor. Diyor ki nasıl sakal ben Yahudiyim. Babası subay. Türk ordusunda. Şimdi Türk ordusunda subay olmak ne demektir? Hem Alvisin hem Türk ordusunda subaysın. Tamam bu ne diyeyim çocuk çok zor durumda. İşten atılmasına sebep oldu. Şimdi ama hiç biyete yaklaşmıyor. Ben bir iki üç kere dört kere dedim baktım ki yaklaşmıyor hiç ona bir şey demedi. Sonra bıraktım onun haline. Bir gün bana dedi bu nasıl yani? Bana diyor ki Raşid Bey şu müceddedi alifi haza ne demektir? Niye ne oldu? Çünkü bu şimdi Farsça terkip. Ve onun bilgisini de biliyorum. Ve bu hiç uydurmak istese de uyduramaz. Evet onu bir yerden okudum. Ne oldu dedim. Dedi ki ben dün gece ilginç bir manzara gördüm. Manzara diyor şu kalabalık var. Koskocaman kalabalık. Rüyayı gördü. Rüya. Benim de yanımda diyor benim bir akrabam duruyor. Ve Vadlen Mesih Aleyhisselam bu kitleye hitap ediyor. O binlerce kişi. Ben yanımdakine diyorum ki akrabama diyorum ki bak müceddidi alife ne diyeyim asri hazanın ne kadar yüzü nurlu. O diyor ki yok ben nuru görmüyorum. Akrabası diyor ben nuru görmüyorum. Ya diyor Mesih Aleyhisselam diyor hitap ettikten sonra o diyor bir binaya girdi bu binada diyor camdan yapılma. Onun bütün duvarlar, odalar hepsi camla yapılmıştır.
Ve bu işaret diyor, Mesih-i Aleyhisselam onun elinde bir hançer var diyor. İçeride hastalar yatıyor odalarda. Ve hepsi sakat. Mesih-i Aleyhisselam diyor, Subhanallah, Subhanallah diye diye diyor, hepsini ameliyattan geçiriyor. Birisini dokunuyor, birisini ağır ameliyatını geçiriyor ama onu dokundu, her kişi koşmaya başlıyor diyor. Ve ben diyor dışarıdan bütün manzarayı seyrediyorum. Ve dışarıda diyor ben oturup, dış kapısında oturup ben vaadinden Mesih Aleyhisselam'ı bekliyorum diyor. O işini bitirip geldi, bana gülerek baktı, dedi ki sen nerelisin? Ben Türkiye'den dedi. Bu kadar diyor konuştuk diyor rüyada diyor. Şimdi orada dedim Müceddedi Alife, ne diyeyim, Asr-ı Hâzâ diye falan diyor, onu ben açıkladım ne demektir. Birkaç gün sonra dedi ki, çok ilginç bir şey oldu. Şimdi ben önce de bu vaad eden Mesih'in kitaplarını okuyordum ama pek anlıyordum, ama kendim anlıyordum. Ama o benimle Türkçe konuştuktan sonra benim kitaplarını çok öyle daha rahat anlıyorum. Bu rüyasında sadece sordu, nerelisin diye Türkçe konuştu diyor. Ondan sonra ben diyor, çok kitaplar çok daha rahat anlıyorum. Tamam dedim ama Ahmdi olmuyor. Diyor ki kalbim nasılsa Ahmdi, ama herkesi getiriyor. Bu Ahmdi'yettir vesaire diye. Sonra bir gün ona şey Mesih-i Aleyhisselam görüyor rüyasında ve buna ses geliyor, bak Mehdi'nin gençliği. Ama hiç vallahi buna varmıyor. Biz de bir şey demiyoruz çünkü diyoruz ki bunun Ahmdi orada yok. Şimdi bir gün bana, tabi bu uzun zaman içerisinde görüyorlar, ben kısa kısa anlatıyorum. Bir gün bana telefon açtı, dedi ki ben biat etmek istiyorum. Niye dedim, ne oldu? Sen hiç yaklaşmıyordun, hani içinden kalbin biat ettiysen ya. Neden gerek var dedim, biat etmene. Yok dedi, dün gece bana ses geldi. Ahmediyet öyle bir denizdir ki, hazinelerinden herkese haberdar etmeyiz. Ses geldi ona. Ahmediyet öyle bir denizdir ki, hazinelerinden herkese haberdar etmeyiz. Dedi, şimdi biat etmem lazım. Haberdar olacak hazinelerden. Ha, çünkü Allah diyor ki, bak, herkes haberdar, sana haberdar ettiyse artık git. Tamam, o ondan sonra biat etti. Ve çok güzel olaylar yaşadı. Bazen onunla oturduğumuz zaman, o bizi böyle anladı. Ha, sonra bak ne oldu? Biz duadan bahsediyoruz ya, dua öyle çok büyük nimet. Ben ona bir gün, bu adamın işi gücü yok. Ben arkadaşlara hem diyorum, şimdi dedik ya beraber gidelim huzurla görüşmeye. Orada diyorum ki, kardeşlerim hadi celsaya gidelim de beraberce. Gidelim celsaya, Hazreti Meylül Mümin'le görüşmüş oluruz. Tabi buradan gitmek kolay ama oradan gitmek de çok zor. Türk pasaportu var, senin gelirini istiyor vesaire vesaire diye uygun bir şeyler. Şimdi benim Serhat Bey, ben dedim ki celsaya gideceğiz. Ama dedi Raşit abi, benim hiç işim yok. Tamam dedi, işi yoksa ben ne yapayım? Allah-u Teala dua et, sadaka ver, dua et. Müracaat et dedi. Ama dedim, böyle vesile Allah'ın emri değil, sen bir dosya hazırla, içine bir şeyler koy. Oradaki memuru göstermek için. Ben dediğim için, benim dediğim böyle, oradaki cemaat çok böyle saygılıydı bizim Türkiye'deki cemaat. Ben onlar bütün gece bir ayakta durup ibadet etmek sevaptır desem, o dururlardı. Oraya ihlas insanlar. Şimdi ben onlara, ben ona dedim, sen gideceksin. Adam mesela bir dua ediyor. Gitmeden bir gün önce, rüyasında İngiliz konsolosluğunu görüyor. Hiç hayatında oraya gitmemiş bir adam, orayı görüyor. Orada bir adamı gördüm, rüyasında görüyor. O da buna vize veriyor. Şimdi ertesi gün, bu şimdi konsolosluğa getirdim ama şaşkınlık içinde kaldı. Aynı konsolosu rüyasında gördüğü gibi. Ve o adam da orada duruyor. Rüyasında gördüğü adam da orada duruyor. Şimdi bu bakıyor ki, silahıyla biri şu, orada bir kuyruk var ama silahıyla birisi ona gidiyor. Şimdi bakıyor ki, ya bana ansiyla geldiği zaman ben bu memura düşmeyeyim. Tamam, benim biraz arkaya geçmek lazım. Yani ben bu arkamdaki yönü geçecek, ben de arkaya geçeyim, ancak o silah bu memura gelir. Şimdi arkadaki hanımefendi ve beyefendi siz isterseniz böyle geçin, ben biraz böyle şey yapayım, bir işim var, ne dedi sonra. O da sevindi ki beni biraz, benim sıram bana, benim arkamdan bana sıra gelecek diye. Bizim beyefendi böyle arkaya geldi. Sıra aynı kişiye geldi, adam böyle şeye baktı, o dosya var ya elindeki. Tamam,
Ona vize verdi, biz biraz önce gittik. Tamam, bu dua. Bizim bir Hakan diye orada bir arkadaşımız vardı. Ben dedik ki celsaya gideceğiz. O dedi ki efendim mümkün değil. Ben de neyim mümkün dedik. Şu bizim genel müdürümüz, şirketin genel müdürü. Şey, izinler iptal etti dedi. İzin bizim yok. Ben dedim ki Hakan diyeyim. Bu adam şirketin genel müdürü. Ama bir kainatın genel müdürü var. O Allah'tır. Sen sadaka ver, dua et. Ve ondan sonra şu genel mi var ya, izin iptal eden adam, ona git. Ona de ki efendim ben bir gün izin istiyorum. Bana cuma günü, cumartesi pazar zaten tatil. Londra'ya gideceğim, benim uzaylı işim var. Bir gün izin ver bana. Sor dedim ona, git sor. Ama önce sadaka ver, dua et. O şimdi sadaka verdi, dua etti. Şimdi gitti, adamın karşısına çıktı. Efendim bir gün izin istiyor, ne yapacaksın? Londra'ya gideceğim, niye? İşte uzaylı bir işim var. Dedi ki sen aptal mısın? Bir insan Londra'ya giderken bir günlük izin ister mi? Bir hafta. Sen al, bir haftalık izin al dedi. Şimdi bir hafta ona 5 gün izin verdi. 2 gün, önce 2 gün sonra 9 gün. 9 gün adımın izin aldı, bizimle celsaya gitti. Tamam bunlar, bu duanın gücü. Tamam bizim orada, şimdi Türkiye'nin Sadır Lacinası var. O da Kubilay Bey ya, bahsettiğin Kubilay, onun eşi. Şimdi bu bayan bir yere çalışıyor. O zaman genç tabii, 22-23 yaşındaki genç bir kız. Çalışıyor da onun müdürü eski bir emekli muftu. Ona dedi ki kızım, birisi telefonda benim içeride olup olmadığımı sorarsa yok de. Bu da şimdi yeni yandı ya. Biz de sık sık üzerinde duruyoruz. Yalan söylemek bir günahtır, şirktir vesaire diye. Bu da yeni olduğu için biraz da tabi o iman coşkusu da var. Demiş ki müdür bey ne demek, ben yalan mı söyleyeceğim? Siz muftusunuz, nasıl ben yalan söyleyeyim? Dedi ki kızım sen bana Kur'an mı öğreteceksin? Ne demek dedi o muftu dedi. Ne demek böyle, buraya şimdi o PKK'cı gelse, o zaman çok vardı, o olaylar vardı. Müdür nerede diye sorarsa, sen ona içeride duruyor diye beni öldürtmek mi istiyorsun? O kız da dedi ki hocam ben hiç anlamıyorum. Allah seni kurtarmaya mı kaldır, yoksa terör seni öldürmeye mi kaldır? Müdür daha da kızdı eskiden. Dedi ki, kızım 10 gün kaldı şu, 10 gün, 15 gün kaldı bu ayın sona ermesine. Bu ayın sonuna kadar çalış, ondan sonra senin feshediyorum senin sözleşmeni. Eve git. Şimdi bu kız geldi bana ağladı, dedi ki Raşid abi, benim başıma çok kötü bir şey geldi. Ben böyle dedim ona, o bana böyle dedi, benim sözleşmemi feshetti vesaire. Ben ona dedim ki, ismi de Yasmin dedim ki, Yasmin kardeşim. Şimdi biz birisini denemeden, dost edinmeyi, arkadaş edinmeyi değil mi? Deniyoruz onu yani. Allah'a da öyle diyor, denemeden kimseye dost edinmez. Ha dedim ama, şimdi denemeler şart imandan sonra. Ama dedim, insan eski Yahudi olsa Allah-u Teala bazen ona 5 sene, 10 sene, bazen onu iyice eziyor. Biliyor ki bir yere gitmez. Duasını kabul etmezse bile bir yere gitmez. Eski dostumuzdur. Ama yenileri bazen Allah-u Teala torpil geçiyor. Ama bir dua ederler, Allah-u Teala diyor ki daha yenidir. Duasını kabul etmezsen kaçar maçar diye Allah-u Teala bazen kabul ediyor dedim. Belki dedim torpil dedim, sana da Allah torpil geçer, Allah'a dua et dedim. Şimdi inan böyle o kızcağız nasıl dua ettiyse 10 gün sonra müdür görevden alındı. Müdür görevden alındı. Kız orada biliyor ne kadar uzun çalıştı. Ve bunlar hepsi bakın duanın bereketleri. Yani bizim bu şekilde yani sabahat dedik ama biz tabi anlatırken Doktor Gafar Bey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bahsetti. Ama bu her zaman Allah-u Teala kendi kulunun yanındadır, her insan samimiyetle Allah-u Teala'yı yalvarırsa ama tabii ki onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Masih-i Evvallahu aleyhi ve sellem'in sayesinde Allah-u Teala bize bu nimetler veriyor. Tabii yoksa biz kendimiz hiçbir ahmdi bir şey değildir. Ama bunlar yaşanan olaylar. Ha bu şey neden sonra açıldı? Ben o gazetede okudum ya, veya birisi bana söyledi, efendim Türkler Avrupa'daki Afganlardır diye. Ben de Allah'a diyorum,
bu ne bir yanlış. Çünkü ben bu kadar olay, bu kadar çok olay orada gördüm Türkiye'de. Dedim ki Türkler içinde çok temiz insan var. Bizimkiler onlara ulaşamıyorlar. Ve ulaşamıyorlardı çünkü o zaman bu, bizim genç neslimiz daha yok. Dil bilen yok. Pakistanlılar dil bilmiyorlar. Bir şey Türklere anlatıyorsa onlar da anlamıyorlar. Tabii oraya ama oraya bir kanaat oluştu. Ama artık alhamdülillah bizim Türk güzel bir grubumuz var. Genç neslimiz var. Ben gençlere diyorum ki Türk gençlere artık tebliğ etmek için bir araça gerek yok. Sizin de Türkçeniz var, Almancanız var, onların da Almancalar var. En temiz şekilde nasıl tebliğ yapabiliriz? Efendim? Hangi kitapları? Şimdi benim Davetül Emir'i şimdi okuyorum. Bakın. Evet. Fakülde Vahat. Bir insanı Davetül Emir var ya, evet. O çok Ahmadiyet ile ilgili her şeyi anlatıyor. Evet. Davetül Emir çok müthiş bir kitaptır. İkinci ilgilenen kitabıdır. Ve onun dediği masada sen de diyorsan ben Türkçeyi böyle daha iyi öğrenmeyeceğim. O Davetül Emir'i sen de oku. Biraz zorlanırsın ilk başında ama cemaat konularını anlatma konuta anlama konusunda hazine workshops gelişir. Ön bilgin de var zaten. Zaten onu bilgin var. Okuduğun zaman hemen hatırlarsın. Yani bayağı faydalı. Neyse şu Davetül Emir. Davetül Emir. Var mı burada var mı siz? Davutoğlu. Ahmediyete davet. Ahmediyete davet. Ben de yok, ben bir paket sipariş yapmıştım, Tebriz'e kadar gönderdi. Hepsini Allah şükür verdim. İşte bugün inşallah faydalı olur. Hafız Frid Bey yarın gelecek. İnternetten Türkçe, Türkiye, Ahmediye zaten grupta şey, bir şeyler yaparız. Çözüm tamam, tamam. Onu, o kitap göndeririz. Bizde var, bende de evde var. Postlara göndeririz. Sonra bir. Şimdi şey diyeceğim, biz nasıl konuşuyoruz? Bir de mesela bazen geçen bir e-mail geldi. Biz efendim ben Ahmediyet'le ilgilen bir bayan bana bazı kitapları gönderdi. Adres gönderdi. Şimdi biz böyle bir görev dağıtım yapsak. Kendin sen mesela bu kardeşimiz kitap eğer birisi istiyorsa onu posta diyecek. Şu kardeşimiz ne diyeyim medya içinde yani Türk medyasında yaşanan Türklerle Türk dünyasındaki hadiseleri takip edecek. Ve ona ne diyeyim mesela bir yer bir şey çıksa da cevap verecek. Mesela ben bunu sana iki gün önce sana gönderdim bir link gönderdim. Bana Kubilay'ı gönderdi. Okudun mu sen? Şey mi? Bu Alman birisi değil miydi sanki? Yok yok. Ben de ilk gün Türkiye, ben Baden-Württemberg'daki bazı diyanet yetkilileri, DİTİB yetkilileri imatörü bir kere söyledi. Tamam, o şey. Şimdi ona... Çünkü şey de geldi de herhalde tebliğ sekreterinden bir Alman birisi kontağa geçebilir misiniz diye sordu da o zaman. Ha, onun için şimdi bu adam, bu adamlara bizim cevap da yazmamız lazım. Çünkü Emir Sahib geçen bize dedi. Şimdi bu şekilde toplanın başka bir faydası ne değil? Mesela Emir Sahib geldi bir şeyler söyledi. Biz kendi kendine sorgulayabiliriz ki biz ne yapıyoruz? Evet. Geçen mesela biz toplantıda bazı kararlar aldık. Evet. Onlara bir bakmamız lazım. Biz neleri uygulayabildik, neleri yapamadık? Değil mi? Onlara da göz atmamız lazım. Ki mesela biz yarın Emir Sahib geldiği zaman Emir Sahib biz geçen şunlar konuştuk. Şunlar uyguladık. Bunları yapamadık. Zaman yetmedi. Ha mesela. Bu neler var bir gözden getirelim. Çünkü olan bir hotline gerçekleşti. Yok, MT programları da yaptık. Doğru, o da yaptık. Hani hiç öyle bir boşta olmadık. Bu masa da kuruldu. Masalar çoktan var. Masalar zaten Dördüncü Halife zamanından var. Biz hadi önce de bir araya geliyorduk ama doğru ama ayıda... bayağı şimdi insanlar evet şimdi geldi. Bakalım neler neler yaptık ona şey yapalım. Ne diyeyim orada bir işaret koyalım. Şunlar yaptık. Cengiz Bey cemaatinde sadır olmasına rağmen bu da Türk masasının işleri bak. Onlar da hazırlamış getirmiş. Maşallah. Şey mürebbisat. Ya ben işte diyorum ama işte, sizlere aşığım. Çünkü ne diyeyim yani sizleri böyle gördükçe ben de eve gittim mi nasıl ki celsa bittikten sonra özlüyor ya insan celsayı hani Fatih falan. Ben şimdi eve gitsem yine özleyeceğim. İnşallah bu çayı sonra tekrar bir araya gelir. İnşallah yani dört gözle bekliyorum. Benim kardeş Yusuf için de çok önemli bir şey. Anlamıyorum yani. Ama güzel böyle sağlamlaştırak yani. Böyle alalım böyle bir... Kalbindeki muhabbet var ya, o yeter sana.
mesela şey yapmıştık. Sevgin var senin kalbinde. Kasım Dalkılıç tedbi toplantısı planlıyordu. Ha, onu yaptık. Onu yaptık. Yaptık bir de çok güzel geçti lan. Onu yaptık. Onu hemen şey yapalım. O çok güzel geçti evet. Ya hocam sen... Sonra birebir tebliğlere ağırlık vermemiz gerekir dedik. Onu da herhalde her zaman iyi, her zaman icap ediyor. Ben arkasızlık sürekli devam eden şey zaten o yüzden. Ha, bu, tabii bu esnada şey oldu. Biri bizim orada aslında bir genç çocuk hamdi oldu. Evet. Biri de bir şey oldu. İki biyet var. İki yazarım. Tane biyet var evet. Orada not alırım. Yarın söyleyeceğimiz emir sahibi not alırım. Yani bu 3 ay içinde iki tane biyetimiz var en azından. Çok büyük bir olay ya. Şey yarınki rapor için iki çocukları da var Yusuf'un. Ha, tamam kaydettim. Ben de biat formuna. İki biat formuna oraya koydum. Ben onu, evet iki çocuk var. O zaman üç kişi bugün oldu? Dört tane. Dört tane oldu o zaman. Doğru. Tamam. İyi oldu hatırlattın. Sıvayınlar kimde? Ben de sizinle. Sonra bir şey düşünmüştük, diğer grupları da kendi camimize davet etmek, işte programımızı bizim camimizde yapabilirsiniz diye. Evet. Ona herhalde bizim camimiz olmadığı için ona pek... Onu ne diyeyim, onu tabii o şekilde biz cemaatler onu yapacaklar, biz yapmayacağız, biz kendimiz değil ama cemaatler mesela cemaatlerin sadrı vesaire biz kendi kendimizi yapamayız. Zaten hani... İlla ki önümüzdeki aylar değil de yani genelde yapılması gereken, evet, arada bir yapalım gibisinden evet, o her zaman geçerli. Evet. Onun için ona şey evet. Yapmaya gerek yok işaret. Ama tekrar hatırlatmak açısından. Ya ne güzel ya burada oturttukça böyle Türkçen de. Gelişti senin, gelişti bayağı. Gelişti. Telefon hotline dedik. Ya o da kuruldu, telefon ona kuruldu ve bizim ekibimizde bir isimlerimiz verdik. Evet, bak işler var. Sonra grup oluşturacaktık, işte maneviyat için, MTA için. Bu esnada bak başka bir şey oldu, bunu, onu not edelim. Alhamdülillah ilk defa Türkiye'de bize bir üniversitede Ahmadiyye tanıtmaya nasip oldu. Evet, bu arada büyük bir şey. Önemli bir olay. Zaten büyük o şey. Pozitif gelişme falan var demiştik, Dicle Üniversitesi falan filan. Ama bunu demiştik ama bununla beraber iki olay oldu bakın. Evet. Bir, bizim ne diyeyim, bu üniversitede... Fortrakya hatırım, 90 minuti. O nasip oldu. İkincisi de, doktora öğrencisi geldi ve 4 saat şey yaptı, interview yaptı. Yok, biraz 4 saat tutayım da içim ısınıyor. Onun ardından mıydı? Yani, hayır, hemen değil. Ondan sonra tam... Ta Diyarbakır'dan kalktı, 1600 kilometre sadece bunun için yol yaptı, bir tek taraf. Yani bin... Kaç saat dediniz? 4? 4 saat. Hatta 4 tane daha kimdi, vardı. Doktor mu? O doktora yapıyor. Ha. Yani doktora, şu anda onun doktor çalışması abi. Nedir? Yani doktora arbayı nedir? Ahmadiyyat başlangıçtan bugünümüze kadar. Onun doktora arbayıdır. Evet. Bunlar şimdi emir sahibi için rapor yarım geldi zaman belki konuşmasını aslında dile getirilir. Masa belki masa. Sorar. Hayır, biz bir şey deriz ki efendim biz isterseniz evet, geçen doğru. Neler konuştuğumuzu falan bir söyleyelim böyle ve neler uğradığımızı. Uygulama heißt auch zum Teil was sich entwickelt hat, ne? Ja. Was passiert ist? Was wir gemacht haben, was wir nach uygulamak şey ya işte machen yani tabii işte yani umsetzen hayata geçirmek evet. Sonra MTA Türk programları dedik yaptık. Hatta kendimiz ekip olarak onu da biz kendi ekibimiz oluşturduk hanım o resimleri gördüm o mu MTA'ydı sizler de videoda görmüştüm evet, konuşmalarınız evet, maşallah inşallah onları hep beraber yapacağız. Ya ben kameranın önüne geçmeyeyim de kamerayı tutsam ya. Orada şey aslında Hamit abi dedi ki bir canlı bir yayına ya da biz onun için bu hazırlık yapıyoruz aslında. Canlı yani live. Ya yarasa bir şey. Live zending için. Evet. Eğer ileride live Türkçe zending yapacak olursak. Evet. Biz ekibimiz, kendi ekibimizi oluşturduk.
İslam taşıdığı gibi. Hazır, hazır o zaman. Hazır. Ama onun üzerine işte, onun için bu programlar yapıyoruz ki bugün bir konu inşallah öyle bir durum olduğu zaman biz ekibimizi, bizim ekibimiz olsun. Oradan Türkçe bir soru geldiği zaman ne diyor abi demeyelim. Doğru. Tamam. Hafız Bey'e soracağımız yarın şey var çünkü şey planlamıştık. Neyi? Türkçe web sitesi, yeni bir web sitesi. Ha tamam. Bir de kitap sipariş imkanı olması şeklinde falan. Evet. Onlarla ilgilenemedik. Sonra bize. Bakın Türkçe kitaplar, sen dedin ki burada bir kitaplar görüyorum. Dedim ihtiyacımız olan kitaplar var. Onları mutlaka basılmış olması lazım. Bizim böyle dün ne diyeyim, Şen Bey ben de birçok kitap gördüm. Onları Türkiye'de basılmış ama buraya getirtiremiyor ki. Çok masraf olur getirtirirsek. O kitapları bizim burada basmamız lazım. Onu PDF olarak, detay olarak gönderip de burada basma imkanı. Ha, burada basmamız lazım çünkü bize evet, o kitaplar elimizde, o silah, değil mi? Onlar hepsi vafe, bizim vafelerimiz. Evet. Bir de şey burada şu an aklıma geliyor da kitapta olur ya belki bir hata, hani gramatik hata veya herhangi bir şey. Öyle bir şey gördüğünüz zaman WhatsApp'ta çok kolay, hemen fotoğrafını çekersiniz, sayfa numarasını Kubilay abiye bildirirsiniz Türkiye'de. Bütün PDF'ler onda çünkü. Hemen giriyor, düzeltiyor o zaman. Mesela bu Davetül Emir'de ben birkaç tane gördüm. Ufak tefek de olsa son kısmına doğru onlar hemen düzeltmeler falan yaptı. Gelecek baskıda olmasın. Bay Hazreti Muhammed Aleyhi Mokdoviç Abiş. Das ist normal. Yine bakın siz de artık siz de Türkçe olarak okumaya başlayın. Türkçenin güzel olacak. Tamam, madem ki böyle hizmet vereceğiz. O zaman güzel böyle bu cemaatin kitaplarını okudukça inşallah zaten dini bilginiz var. Siz anlarsın ne demek istiyor. Evet. Tamam, bir iki kitap okudunuz mu inşallah. Bana Davutül Emir ikiniz okuyun. Biz size göndeririz. Postayla göndeririz. Onu ikiniz okuyun. Yok çünkü 300-400 sayfalık bir kitap ama Ahmediyetler gibi her şey var. İkinci Hilife'nin kitabı. İkinci Hilife Hazretleri o zaman Afgan kralına mektup olarak yazdı. Bakın mektup yazdı, mektup. Kaç çok sayfa. Sonra kitap olarak yazdı. O zaman bilgisayar yok. Nasıl yazdılar ise. Hazır o kitaptan şey açılmışken, orada bir kısım var. Onu tebliğ olarak veriyoruz o kitabı ama tam da Türklerin böyle hassas olduğu nokta. Osmanlı, İngilizler, işte hı hı. Aradaki savaş falan. Sonra Mehdi Aleyhisselam'ın İngilizler için dua etmesi. Hı hı. Yani onu bize sorulduğu zaman nasıl şey yapacağız? İngiliz toplumu ben mesela şimdi cevap vermeden şöyle derdim. Hani direkt bana sorulsa. sonuçta Osmanlı'nın son dönemi. Yani dolayısıyla Osmanlı neden battı, neden çöktü? İslamiyet'i terk ettikleri için. Yani bunda zaten Türklerden fikir herhalde. Bu açıdan İslamiyet'e yani ne kadar şey acı da görünse en yakın yani şeylerdi İngilizlerdi. Veya adalete diyelim, İslamiyet'e belki yanlış olur ama belki o açıdan Allah'ın peygamberi yani, olarak onlara yani, dua etmiş olabilir diye cevap veriyorum. Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara karşı İngilizleri ne diyeyim dua etti diye düşünürsen yanlıştır. Sihler var. Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın o yetiştiği zaman Sihler Pencab'ı Müslümanlardan almışlar, Pencab eyaletini, Hindistan'daki Pencab eyaletini Sihler Müslümanların elinde almışlar. Aldıktan sonra ezan okumayı yasakladılar, namaz kılmayı yasakladılar, camilerimizi ahire çevirdiler, Kur'an'ı ne diyeyim, okumak yasaklandı vesaire vesaire diye. Ve Müslümanlar için çok böyle acınacak bir durum. Hatta diyorlar ki Buhari'nin, bırak Kur'an, Buhari'nin bir sayfasını bir yerde görebilsek büyük nimet olur. Böyle bir durumdur. Şimdi daha sonra, senelerce sonra, yani bu okulu bir nesil aşağı yukarı zamanı getiriyor, ondan sonra İngilizler Sihlerle savaş yapıyor. İngilizler Sihlerle savaş yapmak suretiyle Sihlerin elinden Pencab'ı alıyorlar. İngiliz, Müslümanın elinden Pencab'ı almadı. Tamam. Ve İngiliz Pencab eyaletini şehirden aldıktan sonra, Sihlerden aldıktan sonra sadece Müslümanlara değil, herkese dini özgürlük ilan ediyor. Doğru. Bunu okudum. Herkese dini özgürlük. Böyle olunca da vaadler, istersen sadece vaadler misiyle sen diyor. Bütün Müslümanlar İngilizlere dua ediyorlar. Bizi büyük zulümden kurtardınız diyor. Sadece masif olan değil. Bunlar mahsus böyle
bu devirde muhalifler sanki Mesih-i Muazzam dua ediyor. Elame İkbal var ya, Doktor İkbal, onun çok dua var. Diyor ki, ey meleke kralıcı, sen huzurumuzda Allah'ın gölgesisin. Öyle diyor. Ey kralıcı, ey İngiliz kralıcısı, sen huzurumuzda Allah'ın gölgesisin. Senin ölümünle bir cihan öldü diyor. O vefatında bir şiirler yaz vesaire vesaire diye. Onun için bunu bilmedikleri için insanlar. Osmanlı'dan da değil mi? Padişah, Kral, Marfuk, Selim dinlenme işi. Biliyorum. O da pozitif bir şeyler söylemiştim güzel hakkında. Hatta ben biraderim karşı... bu konuyla ilgili bir mektup yazmış. Sade sen zaman. Ama ben o zaman onu yanlış mı anladım? Yani Osmanlı İngiliz'le çatışmadı. Yani ben öyle anladım. Osmanlı İngiliz'le çatışıyor. Mehdi Aleyhisselam da İngilizler için dua ediyor. Osmanlı için etmiyor. Yo, Osmanlı İngilizce ne zaman tanış şey oldu çatıştı ki? Osmanlı yanlış mı aklımda kaldı ki? Sanki Davut-ül Emir'de onu İngiliz oldu. Bakın şimdi Şetçen arkadaş var falan oldu. Ama Osmanlı bu şekilde bir tek bu İngiliz'le savaştı falan ben bilmiyorum yani bu şekilde. Konstantinopel hani o İstanbul bugünkü İstanbul. O eski bir şey. O zaman İngiliz yok. Neyse tekrar o şeye bakmamız lazım. Mutlaka sorulur bize. Sorulmasa bile adam der bakın, atıp kitabı yakmamalı. Bakın böyle bir şey olsa bile. Böyle bir şey olsa bile artık Türkiye'de de yavaş yavaş durumlar değişiyor. Dün mesela televizyonda bir program vardı. Bir Türk profesör oturup diyordu ki şimdi 29 mu Nisan Çanakkale şeyinde savaş yıl dönümünde Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı davet edildi. Bu ne mane bunu tartışıyorlardı. O dedi ki Türkiye yaptığı hatalarını artık yavaş yavaş kabul ediyor. Mesela Ermeni soykırım falanından bahsediyorlar ya, o diyor ki ben soykırım kelimesini kullanmasam bile diyor. Tamam, kullanmasam bile diyor. Ama diyor, 1 milyon Ermeni imha edildi diyor. Şimdi onlar konuşuyorlar, onlar dün yaşanan, televizyonda konuşulan şeyler. Şimdi ben de ilk defa öyle duydum da çok öyle tartışma dikkatle dinledim. Efendim, geçen sene bilmiyorum Türkiye biraz böyle yaptı, şimdi biraz daha böyle bu kelimeyi kullanmadan böyle diyecek vesaire diye Cumhurbaşkanı ne diyeyim, doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor bunu tartışıyorlardı. Ya bunu niye söyledim? Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bu kafa eski Türkiye'nin kafasıdır. Aa, Osmanlı'ya bir laf mı söyledin? Bu eski. Bugün ne diyeyim, kafadır. Ama Türkiye'de çoğunlukta ama yavaş yavaş değişiyor. Şimdi gidiyoruz böyle profesörle oturup bizim konuştuğumuz oluyor. Bize ilahiyat profesörler, onlar diyorlar ki efendim, ne diyeyim, ne demek böyle efendim size böyle diyeyim. Ben mesela o şey yaptığım zaman, konuşma yaptığım zaman da ilahiyatta ben aynı şey söyledim. Dedim ki, Hazreti Mirza Gulam Ahmed Kadiyani arasında yetiştirdiği çevre bu şekildeydi. Sihler, Pencabe eyaletini ele geçirmişler. Hazreti Mirza Gulam Ahmed, öyle bir ortamda büyüdü. Ve kendisi gençken İngilizler, Sihlerin zulmünden Müslümanları kurtardı. Onun için her zaman onlara teşekkür etti. Evet. Asıl olay budur. Ve sadece Mesih-i Muazzam teşekkür etmedi. Herkes teşekkür etti. Yani bunu dedi. Mesih-i Muazzam sonra bunu açıkça diyor. Diyor ki hangi İslam memleketinde Hindistan'da bulunan dini özgürlük var? Bugün Türkiye'de bunu bara bara herkes söylemiyor. Avrupa'da bulunan dini özgürlükler var mı Türkiye'de? Var mı Pakistan'da? Yok. Var mı Suudi Arabistan'da? Yok. Biz bugün kimsen diyordun ki bana teşekkür etme, Allah'a şükür etmeniz lazım ki özgür memlekette yaşıyoruz. Değil mi? Mesih-i Muazzam yaptı bu. Bugün... Ya zaten o örnekler bugün de verilebilir. Örneğin tabii. Mesela Almanya ile İngiltere'yi karşılaştırdığım zaman ben diyorum ki İngiltere'ye Almanya'dan daha çok şükretmemiz lazım. Tabii. Neden? Orada başörtülü polis olunabiliyor. Bankalarda başörtülü bayanlarımızı görebiliyorsun. Tabii, tabii. Herkes daha serbest dolaşabiliyor dini açıdan. Yani o örnekler verilebilir ama ben sadece Osmanlı sanki... Osmanlı'da, Mesih-i Muazzam Osmanlı'yı da şeyle mukayese ederken İngiliz mukayese, o diyor ki sadece Osmanlı diyor ki hangi İslam memleketinde bu kadar dini özgürlük var? Çünkü diyor ki dini özgürlük neticesinde kazananı İslam olacak. Başka bir din kazanmayacak. Ama orada mesela ne de Osmanlı'da dini özgürlük var. Osmanlı'da bakın Türkiye'de bazı ne diyelim yerleşmiş olan bazı fikirler var. Bunu bir Türkiye söylediğiniz zaman o hemen o tepki gösteriyor. Ama sen dışarı baktığın zaman onu iyi analize edebiliyorsun. Mesela Türkiye'de dindar insanda
dinsiz insanda dış görünüşe çok önem verir. Niye? Bunun sebebi Osmanlı'da yatmaktadır. Osmanlı ne yapmış? Fahte'nin hocaları fetva vermişler. Demişler ki efendim Beşiktaş'taki çocuk dahi öldürülecek. Çünkü bu potansiyel tehlikedir saltanat için. Aynı Firavun hikayesi gibi. Bu potansiyel tehlikedir saltanat için. Ama İslam'ın bir prensibi var. Bir insan suç işlemeden masumdur. Hatta suç işlemiş olsa dahi ispatlanmadan masumdur. Sen Beşiktaş'taki çocuğu nasıl öldürtüreceksin? Yahudi'nin görüşü, eski ahitte yazan tamam. Şeyler. Çok çocuk hepsini şimdi geçir diyor ya. Şimdi bunu mesela bir kez, şayet öyle bir şey. Bir kez de 4. Halife Hazretleri'ne birisi sordu, dedi ki bu Fatih ile ilgili bir şey var. Ne mutlu o komutana İstanbul fetheder falan filan diye. Öyle bir hadis. Şimdi bu hadis zaten zayıf. Bunu hiç Türkiye'de bahsetmezler. Bu hadis zayıftır. Hiç bahsetmiyor ama bizim oradaki hocalar bahsederler. Pakistan'da ne hocalar onlar böyle kendi gayramlı hocalar, bu hadis zayıftır diye. Her neyse, Hazreti Mir'in Mamun'un dedi ki, bir kar insan, bu ne kadar iyi şey falan olmaz ama bir kendi Beşik'teki kardeşini öldüren bir insan, o nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müddesinin ayrı olabilir? Anlatabildim mi? Uyum. Ama bunun neticesi ne oldu? Şimdi Türkler arasında dış görünüşe önem verilir ve ona bakarak bu potansiyel tehlikedir geleceğimiz için. Böyle bakılır ve insana hemen bir fetva yapıştırırlar. Bunu dinsiz de yapıyor, dinci de yapıyor. Senin onun için mesela güzel böyle takım elbiseli giyinip böyle şey olmaz. Grand tuvalet olacaksın. Olacak. Uzmanı falan modernizin. İçi ne kadar böyle karanlıklarla dolu olsa bile. Ama sen biraz böyle başını örtürsen veya bir Müslümana yakışır bir şey gördün, için ne kadar modern olursa bile sen dediğim ubur kısım için çok tehlikelisin. Ama burada da öyle Almanya'da. Örneğin başörtülü işte öğretmenler o yüzden izin vermiyorlar ya işte Unterdrücken yapılıyorsunuz falan. İçine bakılmıyor, dışına bakılıyor. Bak, şimdi o da İslam nefretinden doğuyor. Ama bu iki fark ne? Ben şimdi diyorum ki Türkiye'de bu şu anki bu durum aslında bunun nedenleri Osmanlı döneminde yatmaktadır. Sonra Osmanlı döneminde dini tartışmalar yasaklandı. Bu tarihi bir gerçektir. Evet. Son Hanifesin, dönemden bahsediyoruz. Padişahı eleştiremezsin. Son dönemlerde baktığınız zaman inanç özgürlüğü falan yani dini... Hayır, dini mesela İslam, dini içinde hangi bir böyle onlar ben onu okudum, onu o yasaklandı. Tamam mı? Yok artık Hanifi, hepsi Hanifi, o kadar iş bitti. Ama Hristiyanlar, Yahudiler böyle serbestçe... Serbestçe bakın kendi dini niye ama böyle hiçbir zaman Hindistan'da yaşanan tartışmalar hiçbir zaman İslam memleketinde yaşanmadı. Münazıralar, tartışmalar hiçbir zaman yaşanmadı. Bu gerçektir. Tamam, bunun bu tür şeylerdendir. Hani demek istiyorum ki bu nedenlerden dolayı bir yüzlerce sene içerisinde bir milletin bir kafa yapısı oluştu. O ister dindar olsun, sen dinsiz olsun. Birbirini suçlu gibi görüyorlar. Bu Türkiye'de görülen bir şey. Ben mesela Pakistan'da uzun süre hiç böyle bir hiçbir zaman böyle aklıma da ya bu adam bu çok tehlikeli ya. Tam belki şimdi olmuştur. Şimdi orada durumlar bilmiyorum artık ben uzun zaman. Ama böyle toplumun karakteri bir günde oluşmuyor. Tam yüzlerce sene yanıyor. Peki şu soykırım olayına değindiniz ya. Osmanlı çöküyordu. Yavaş yavaş çökmüyordu ya. İçinde iç çökmesi çok vardı. Dıştan zaten Kur'an'da diyor ya hani o dua ayeti doğru tefsir ediyorsam, yorumluyorsam hani o hilafetin kıymetini bilmezseniz Allahu Teala onu elinizden alır. Tabii bu bizim için de geçerli. Osmanlı din hilafeti zaten hilafet değil. O yanlıştır. Dünyevi hilafet. Hilafet değil. O padişahlıktır. O zaten hilafet demişler. Çok, onlar da çok zulüm yaptılar. Bakma yani. Son döneminde İslam'ı terk ettiler. Allahu Teala da cezalandırarak onu sarak bir hiçbir zaman babadan oğla hilafet geçmez. Yani. Anlatabildim. Onun için o Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği hilafet değil. Mesela aynen Ammeviler kendine halife dediler. Bütün İslam aleminin kabul ettiği bir gerçek. 4 halife İslam'da var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Ondan sonra halife yok. Oradan sonra alıyor Allah zaten. Tabii. Ondan sonra zorlasan Ammeviler, Ammeviler kendine helife dediler ama kendi kendine helife demekle olmuyor ki. Zaten o hadiste ondan bahsetmiyor mu değil mi? O yani benim hilafetime, benden sonra hilafet kurulacak. 30 sene olacak
Resulullah dedi ki ben de. Evet, sona erecek. Ondan sonra padişahların zamanı gelecek. Sonra dedi böyle daha ne diyeyim cebirden daha böyle İşte dünyevi hilafet olarak açıklıyoruz ya, oradan da Osmanlı'yı kastetti herhalde. Onun da sona ereceğini zaten bildirmiştim. Ama bu demek değil ki Haşim, bu demek değil ki biz efendim Osmanlı veya Abbasiler ve Emeviler onları kötüydü. Hayır, bu demek değil Haşim. Böyle bir şey de almayalım. Çünkü onlar bir yere kadar İslam ümmetinin birliğini elde tuttular. Bir şekilde oldu. Mesela Emeviler döneminde bir tek en azından merkez vardı. Tamam, siyasi hatalar var. Abbasiler döneminde de vardı. Sonra ne diyeyim, tabii Abbasiler döneminde Öndürüs'te bir ayrı bir Emevi saltanat kuruldu. Ama bir çatışma falan yoktu. Sonra Osmanlı zamanında İslam dünyasında üç merkez var. Üç merkez var. Bir Osmanlı'nın başkenti. Hindistan'da Moğol İmparatorluğu var, onun kendi var, o bunları kabul etmiyor. Bir de İranların kendi imparatorlukları var, ne diyorlar ona, İsmail Şamani, onun imparator ismi neydi sen. Ama onlar da bunlar ikisini kabul etmiyor. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah-u Teala diyor ki, bu Yecud Mecud, onları şey yapacaklar. Yani geldiklerinde onlar duvar yıkacaklar. Duvar var ya, duvar kurulmuş, duvar böyle yıkmaya çalışacaklar. Dördüncü Hilife dedi, kaç kere dedi ki bu duvar, onlar yıkmak istedikleri duvar Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Tamam mı? O bir duvar kurmuştu. Bunu Hristiyan güçler aşamıyordu. O zayıflendi, onu açtılar. Tamam, onun için o hatalara kendi, onlar bizim büyüklerimiz, hepsi böyle, ister Abbasi olsun, Amevi olsun, bunlar hepsi bizim büyüklerimiz. Onlar, ben sadece bir şeyden bahsediyorum, böyle toplumun yapısı, böyle bir günde oluşmuyor ve o Türkiye'deki o dediğin şey ama yavaş yavaş aşılıyor artık. Artık aşılıyor, Türkiye artık eski Türkiye değil. Çünkü geçen o Düsseldorf'a katıldım ya, Eyalet Meclisi'ne, Landtag, orada bir profesör konuşma yaptı. Almanlar ilk defa böyle bir şey duyuyor Osmanlı ile ilgili. Birçok şeye değindi ama inanç özgürlüğünden konu oydu. Dedi, inanç özgürlüğünü dedi, en güzel örneği neredeydi biliyor musunuz dedi. Osmanlı'daydı dedi. Evet, şaşırdım evet. Şimdi genelde Almanlar hep böyle kötülüyor, şey yapıyor falan ya. O profesörden öyle duymak insanın şeyine de gidiyor yani, bakıyorsun tamam İslam yaşandığı dönemde herhalde. Ama şu soykırım meselesini mesela bize soruluyor toplantılarda falan işte veya medyada sık sık dile getiriliyor. Bununla ilgili Halife Hazretleri... Yok, bizim de bir şey ama bizim ona girmemiz de gerek yok. O da siyasi tartışmalar. Biz siyasi tartışmaya girersek izimizden çıkamayız. Çok tarih olarak da burada. Ama geçenlerde bir şey oldu birkaç gün önce. Duydunuz mu siz de? Haberlerde de gösterdi. En yüksek mahkeme, Avrupa Mahkemesi, Srebrenica'da olan, yani daha yeni olan soykırımı, resmen soykırım yani çoğu çocuk hepsi kadınlar ırzına geçirdi vesaire. Soykırım olarak kabul etmedi. Neyse, bunlar öyle değil. Ama Türkiye yani. Söz konusu olunca kaç sene geçmişti, hatta politik. Erdoğan'ın da Hodri Meydan, bütün tarihçiler gelsin İstanbul'da seminer yaptı. Kaç kişi katıldı dünyadan? 2-3 kişi var. Onlar da zaten aksini iddia edemediler. Ben öyle diyorum, madem öyle bir şey var, bu davete niye icabet etmiyorsunuz? Biz o dönemi yaşamadık. Şimdi bakın, bizim dünyada nerede bana Hazur'un verdiği cevap, Hazur'a bir politikle gibi bir şey söyle, Hazur diyor ki ben politik lider değilim. Ben dini bir liderim. Din bu konuda ne diyor? Ben onu size anlatırım. Bizim de cevabımız, ben böyle olmadım. Ben bir dinden bahsediyorum. Politika... Ben zaten öyle şeyi sorduğu zaman, çünkü belirli şeyde kötüldüğü zaman, Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, hani, haksızlık bir yerde gördüğünüz zaman onu şey yapın, hani annenize babanıza bile olsa adaletten vazgeçmeyin diyor. O açıdan ben diyorum, benim şahsi görüşümü sorarsanız diyorum, bak böyle böyle olay olmuştu. İşte o başbakan zamanı şeyi şöyle şöyle cevap vermişti. Öyle yani kesmeye böyle, çalışıyorum. Yani yoksa haklısınız dediğimiz zaman yanlış, o yanlış imza atmış oluyoruz. Yani, bakın bak, şimdi Moğollar Hindistan'da 1000 sene yakın saltanat sürdüler. Müslümanlar genel olarak 1000 sene yakın Hindistan'da hüküm sürdüler. Onların büyük hizmetleri var ama bunun tersine iddia edenler de var. Böyle ne diyeyim, Sihler, Hindular çok onlara çok zalim olduğunu mesela diye iddia ediyorlar. Halbuki Müslümanlar genelde onlar zalim değildiler. Müslümanlar çok merhametli. Hatta
Müslüman zulmettiyse benim gördüğüm kadarıyla Müslümana zulmetmiştir ama gayrimüslime zulmetmedi o dönemde. Müslüman gayrimüslime daha iyiydi. Çok sıkı hadisler vardı, şeyler vardı. Gayrimüslime çok iyi davranmaya çalıştı. Hatta Müslümanın cihadı da çok böyle Müslümanla olmuştur. Evet. Peki şey, başka ne var sonuna getirelim. Az kaldı zaten. Şey dedik, Life Sendung'a zaten ön hazırlık şimdiki yaptıklarımız. Yaklaştık diyebilirim. İnşallah dua edin. Belki fazla sürmez. Bir de daha çok önemli şeye değinmişti. Aşağı yukarı 15 dakikalık cemaati tanıtan program. Ha, bunu bakalım. Bu Rabbin ne oldu? Biz bana prof kendisi dedi. Marmaros İlahiyat'taki prof dedi ki ben İngilizce'de bizim İngilizce ilahiyat kısmı var. Onlar İngilizce'de böyle programını bulabiliyorlar. Biz sizden cemaati tanıtan 15-20 dakikalık kısa kısa bazı önemli olarak tanıtan programlar bekliyoruz. Tamam, bunu not edelim. Ona yani yönelik biz bir şeyler yapalım. Ben de tabii belki söyledim de size bir zaman. Tamam, bunu böyle bunu daha yapacağız inşallah bunu. Geçen Düsseldorf'ta bir toplantıya katıldım. Düsseldorf cemaati çok güzel hazırlamış. 60'a yakın şey vardı. Belediye başkanları, politikacılar falan bayağı iyi geçti. Şeydi. Orada da işte o film hazırlamışlar. Ahmadiyye diye Eda var ya aşağı yukarı 10-15 dakika falan sürüyor. 10 dakika herhalde. Bayağı güzel. Yani ne yaptıklarımızı falan işte orada. İşte bakın bizde örnekler var. Biz ona benzer şeyler hazırlayacağız sadece. Dili sadece çevireceğiz. Dili sadece değiştireceğiz. Tamam mı? Birisi okuyacak, özel olaylar, mesela cemaat içinde mesela celsa nedir? Adım öğrenme, celsa nedir? Efendim ne diyeyim sizde, vasiyet nizamı nedir mesela? Ne diyeyim, Amerika'daki doktor Dovi neyi diyor o olay, o hadise? Yani mesela bunu güzel de hazırlanmış olan cemaat içinde zaten... Doğru, birebir alamayız çünkü onlara hitap ettiğimizde diğer gruplardan Ahmediye cemaatini biraz bir nevi öne çıkarmak ama Türk toplumuna Mehdi imamın önemi, hilafetin önemi vesaire ona benzer bir şey. Yani veya kuruluş tarihçesi. Ha, ama cemaat içindeki bazı böyle olaylarda biz bunu ilahi yaşlılar bizden bekliyoruz. Kendisi dedi hoca. Hoca bana dedik biz sizden böyle programlar bekliyoruz. Onun bildiği var ki o noktada. Çok bildiği var. Türkiye'de durum böyle eskisi gibi değil. Onlar biz gittiğimiz zaman proflar bizi ayakta karşılıyorlar abi. Türkiye değil. Ben köyümde ya, dağ yolu köyü, ta böyle terk edilmiş köyümdeki hoca, daha 20 küsur yaşlarında bana sordu işte ne yapıyorsunuz, Almanya'da çok gruplar var, hangi gruptansın falan dedim, Ahmediye cemaatindenim. Dedim o da ne diye soracak çünkü genelde öyle soruyor ya, aa biz onun şeyini gördük okurken falan dedi, ben şaşırdım. Bayağı sohbet ettik onlarla. Şimdi Türkiye'de yani, onları değişiyor ki bizim aleyhimizde 1985 senesinde bir şey yapar, bir doktora arbeti yapıp bir adam işte prof unvanını aldı. Bizim aleyhimizde doktora arbeti yaptı. Şimdi bakın kaç sene daha geçti ki. Şu anki proflar bize diyorlar ki ya o kitabı ne kitabı yazdı, o içinde bir sürü yalan var. Proflar diyorlar bunu. Ama prof diyor ki, sadece bir prof değil başka da böyle söyleyenler. Dedi ki efendim biz bunu dile getirmiyoruz çünkü asılırız diyor. Çünkü diyor sistem öyle. Onun için şimdi yeni çalışmalar var. Mesela bu doktora çalışma var, kız yapıyor. O şimdi Amerika'ya gidecek. Benimle geldi, doğru saat kurmuştu. Bunlar güzel gelişmeler. Sonra yapmadığımız ama yapması basit olan Ahmedi olmayan profesörleri programımıza davet etmek, MTA'ya. Hani biz programlar yapıyoruz ya Kassel'de mesela. Onu şeyle bahsedelim, canlı yapacağımız zaman. Bakın şöyle diyelim ki biz şimdi başka bir gelişme. Adım kitabı yazdı, ben onu getirdim. İçinde cemaatten bayağı pozitif bahsetti. Bir iki yanlış var ama genel olarak kaç sayfa yazdı, onu da not etmemiz lazım. Çünkü o bizim çalışma bir sonucudur. Adımla kaç kere görüştük, ben daha Kasıl'a gittim, bizim muallim sahip Kasıl'a buradayken gitti, biz böyle. Kaç kere onunla görüştük, oturduk böyle. Ve anımdırla o bir kitap yazdı, onun içinde bazı yanlışlıklar var. Ama o yanlışlıklar bize böyle çok zarar verecek mahiyetinde değil, değil mi? Ahmedi olmayan birinin cemaatine bilmesi çok önemli. Kendisiyle konuşması gerekiyor. Şu sizin hocam taşıdığınız bir kitap. Evet. Onu evet. Ben bir internette müşteri etme mecburiyetine mi? Yok, PDF var bende, istiyorsan göndereyim sana. Ya nasıl benzer neydi? Onu ben de bir kitap söyleyeyim. Ya ben arkadaş gönderdim. Göndereyim o zaman. Hocam cemaati az önce arkadaş dedi ya cemaati prezentiyen yapmak için
böyle bir referat mı hazırlamamız lazım dedi. Ben de şey, video şeklinde. Mesela YouTube'a falan koyulabilir. Şimdi biz bence hani biz Führer'dan başlasak sonra biz Süden hani ağaç şey, bakın, şey, biz mesela bazı belli başlı olaylar istiyorlar ona. Mesela calsa nedir? Calsa. Bu nedir? Mesela diyeyim cemaat içinde bazı ona hilafet nedir mesela? Tamam, bunu şeyler onlar istiyorlar. 10 dakika, 15 dakika. Tamam, mesela ben İngilizce, hatta Urduca, İngilizce gördüm. İşte birinci halife dönemi kısaca anlatıyor. İkinci halife dönemini anlatıyor. O üçüncü, dördüncü, o beşinciye kadar. Bu şeyler biz de hazırlıyor. Bizde örnekler var. Halifelerimizin programını yapabiliriz. Onun... Sonra huzura, bilmiyorum bu Amir Sahip'ten mi yoksa kendimiz mi öyle şey yapmıştık? Bir çadır, Türk çadırı kurulması Celsa Selana'da. Amir Sahip herhalde... Yok onu huzurla ilgili olmaz. Arap şeyi çadırına benzer falan. Celsa UK'de. Celsa UK'da mı? Öyle bir şey konuştuk mu? Yok. Yukarıda değil de Almanya'da olabilir. Amir Sahip konuşmasında herhalde değindi. Celsa UK'de Arap çadırı var herhalde. Ona benzer bir şey. Türk çadırı da olabilir. Yani Celsa Almanya, İngiltere Celsası'nı da demiyoruz. Orada kaç bir Türk var. United Kingdom. Yani böyle bir şey olsa Almanya'da ama ona biz şimdilik onu aklımda yok. Bilmiyoruz onu. Amir Sahip tekrar bir şey sorarsa tamam yoksa... Almanya Celsası'nda... Sonra Celsa davetiyeleri Türkler arasında daha çok dağıtmalıydı. Şimdi, mesela evet. Politikacı, Türk kökenli politikacılar var ya onlara evet. Ulaşması, sonra cami cemaatlerine falan ve kişisel şeylerimize. Şimdi bizim bir başka yapmamız gereken şey, nerede şu ilahiyat, burada da ilahiyatlar açıldı Cengiz'im değil mi? Bu Türkiye, Almanya'da. Nerede Türk proflar ders veriyorsa hangi fakültelerde birkaç fakülte açıldı fazla değil. Dergimizi oraya da gönderelim. Ha, bu çok önemli çünkü Türkiye'de bu değişikliğin arkasında derginin bir rolü var. Bana bir çatır dedin ya. O şey bessere Werbung für Yasas Alan an türkischsprachige o anlamda. Bu da Abdullah Bağabey Savaş'a söylemişti. Çadır olayı mı? Ne demek, ne dedi? O çadır şey söylemişti ya. Celsa'da. Celsa'da. Bessere Werbung für Yasa Salana an türkischsprachige. O anlamda söylemişti galiba Amir Sayın. Ha o, tabii onu... Tabii televizyonda falan görülüyor. Bir de Türk şeysi falan olursa o biraz daha şey, başka, bakın, bakın, başka bakın, sinyal Lee, veriyor. Tabii Lee of Sterling orada yapıyor ya, İslam of Sterling. Hafız Ferit Bey kaç kere dedi ki ben oraya Türkçe şeylerde koymak istiyorum. Bu literatür değil. Şey yapıyorlar ne diyoruz o zaman. Panalar. Onu diyor ben Türkçe de hazırlansın. Onu da oraya koyalım. O kaç kere söyledi yazımcaz. İyi bir fikir. Tabii. Daha, geçen sefer, geçen celsada 2-3 tane vardı ama dedi ki ben hazırlayalım daha fazla. Yazan. Maşallah. Sonra bunlar tabii gidecekler. Biz 2-3 kişi oturup da bizim hatta... Bu kadar zaten. Öyle öbürleri... Peki şimdi şey... yarın mesela biz bugün bütün sabahtan şuraya kadar oturduk diye yarın da Amir Sahip geldiğimiz zaman anlatmamız lazım ki şunlar biz. Yani onu herkes her şey onu ilgilendirmez. Gerçi de böyle bizim konuştuğumuz ama önemli şeylerin hepsi. Sen not aldın değil mi? Hı hı. Bir de bundan sonraki bizim buluşmamız Mayıs'ta olabilir. İnşallah. Mayıs'ın bakın şimdi şeydeyiz, Şubat ayında değil mi? Şubat, Mart. Evet, Şubat 6-7-8. İşte Mayıs'ın bakın 1-2-3 olabilir. Hangi yapalım efendim? Mayıs'ın? Das sind jetzt Schartler gewesen, um die Gemeinde aufzubauen, türkische Ahmediye-Gemeinde. Son konuştuğumuzda bir liste yapılmıştı. Hangisi yapıldı? Protokoldu bu şimdi. Ondan bazı şeyler okudum. Hani neler yapmak istiyoruz? FOHA.
Şimdiye kadar neler yaptık? Okay. Şimdi yani önümüzde daha çok şey var. Tabii. Olarak kaç kişi oluyoruz hepimiz yani Almanya'da genel? Benim tahminimde erkek kadın 50 falan var ama işte biz bugün burada 13 kişi yaşıyor ama gelmeyen var. Yok ben genel diyorum. Yani cemaatin toplamı 40 bin çocuk. 40. 40 bin. Türk olarak Türk 50 falan civarında. Türk mü diyor? Hepsi Türk olur. Türk Ahmediye cemaatini. Türk mü diyor? Evet. Yok yok yok. 50 falan. Yani Türkiye'de mi burada mı? Burayı soruyor. Almanya'da. Burada Türk Ahmediler 50 falan da iddian etmiyorum. Kadın erkek erkek. O yüzden görevimiz çok büyük. Ama evet. Ve çok işimiz var. Ben en birinci başlayınca ailemde başlayacağım. İşte Allah duvarlayacak inşallah. Yavaş yavaş tamam. Çünkü Tagaliyel, Tagaliyel. Orada burada işte böyle bağlantı kur, o gerçi dediğim gibi başlayalım. Önce kendimden başlayayım. Bugün evet. Şeyi kısa fazla sürmez, 5-4 kere tamam. Sürmez. Evet. Unuttuğum bir şey varsa ekleyelim diye. Her 3 ayda buluşmanın önemini ona tekrar vurgu yaptınız. Evet tamam. Yani senede 4 defa buluşacağız planladığımız gibi. Sonra iyi insanlara beraber olma talimatı. O şey değil tabii ki durumu. Ufak tefek sebeplerden dolayı bu tür toplantılardan uzak durulmaması gerektiğini ama onları öyle şey yapmaya... Yok şimdi biz şey not edebiliriz, bakın ben size söyleyeyim. Aileleri unutma. Evet. Aileleri... Seni de bir kere... Ama o şey... O bizim aramızda bir sorun. Ha bakın burada Amir Sabri abinin biz mesela 3 ayda bir buluşacağız ama bunu not edelim. Bizim bir arkadaşımız mesela o anlattı, dedi ki ben çocuğumu kaydettiremiyorum. Tamam böyle bazı var bu tür sıkıntılarda yani konuşuldu böyle o ayrıntıya girmemize gerek yok bence onu da amir sahibi çünkü onu biz ilgili şu böyle hallederiz. Ya işte başarılı tebliğ toplantısı yapıldı aslında onu şey yapabiliriz. Sonra Türkiye ziyaretiniz olumlu geçti. Ha, tamam. Zaten onu da e-mail evet. Herhalde haberdar olmuş. Haber ama bunu yarın mesela burada bu şeyler bence bir tekrar not edelim. Şunlar böyle diye. Yarın çünkü amir sahibi geldiği zaman efendim biz bu geçen bunun 3 ay içinde bunları yaptık. Hı. Tamam bunları yaptık biz. Evet MTA çekimi, sonra 4 biat, 2 çocuk içinde olmak şeyine, sonra 90 dakika üniversitede sunum oldu, bayağı başarılı geçti. Sonra ardından 4 saat o doktorasını yapan kişiyle konuştunuz. Bir de Ufuk Olgun'la daha önce konuşmuştunuz ve dolayısıyla çıkarmış olduğunuz kitabı. Bunu da koyarız işte bu kitabı. Evet. Bunun hep çalışmalar. Bir o işte. Bizim şeydeki biyette bu 3 ay içinde mi oldu? Evet. Evet. Şeydeki abinin bizim Türkiye Frankfurt'ta bir çocuk var abi diyorlar. O zaman 5. Evet. O da bu ay içinde, 3 ay içinde abi diyordu. Çünkü evet. Ben oraya çeviri evet, yapmaya gidiyordum. O zaman anlıyordu. Okey. O zaman izninizle toplantıyı kapatıyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi yavaş yavaş uzanalım değil mi? Evet. Alın olarak dolu bir gününüz geçti. Allah'a şükür. Allah mübarek etsin. Bir saniye bile boş geçirdi. Geldim değil mi? Su ya. Burada belli saatleri var mı hocam? Mesela biz... Biz de geçtik. Aynen saatlerinde. Aynen saatlerinde. Sonra... Böyle bir şey. Ya da geçelim. Yok, bizim öyle bir sıralamamız. Yani burada bir şey yok ama... Aynen, sen zaten e-mail'e giriyorsun. Camiye bir de bir şey var. Camiye de okuyan öyle diyor ki bir sürü ramlar var. Ya bu değil, güzel. Ama bizim için yok ya. Tamam. Ondan sonra arabayı buraya...